Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay profesyonel ses sistemlerinin bu aracında bulunan sistemlerden tam anlamıyla faydalanmak isteyenlerin, en iyi performansı yakalamak isteyenlerin tercihi, ses sistemi işlemcileri ne işe yarar, nelerdir, bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bu videoda ses sistemi işlemcisi nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi konularda bilgi vereceğim. Daha sonraki videolarda da bu ses sistemi işlemcisinin ayarları, kullanımı, kurulumu ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Bu videodaki amacımız ses sistemi işlemcisi, bu DSP işlemciler nedir, ne işe yarar bunu anlatabilmek. Umarım faydalı bir video olur. Sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi diyerekten videomuza başlayalım. Şimdi benim elimdeki işlemci şu an piyasada en çok kullanılan işlemcilerden bir tanesi olan Forex'in XQ48 DSP ses sistemi işlemcisi. Şimdi işlemci şu şekilde çalışır. Şimdi size göstereyim yavaş yavaş. Hem anlatayım hem de işlemciyi göstereyim. Şimdi ses sistemi işlemcisi ne demek? Arkadaşlar ses sistemi işlemcisi kullandığınız her kanaldan tam anlamıyla faydalanmak ve istediğiniz ayarı yapabilmek en ince ayrıntısına kadar. Yani ses sistemi işlemcileri size daha fazla seçenek sunar, daha fazla ayar yapabilme imkanı sunar, daha net ayar yapabilme imkanı sunar. Mesela şöyle söylemek gerekirse, siz şimdi amfide ayarı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? HPF ayarını yapıyoruz. İşte frekans şu olsun, bu olsun. Ama bir tarz işlemci kullandığınızda bir çubuk çevirmek yerine istediğiniz frekansın net olarak kesimlerini yapabiliyorsunuz. Kesimlerini yapabildiğiniz için ne çaldığından emin oluyorsunuz. Ve bütün sesleri istediğiniz gibi yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Takım takım hoparlörlerin hepsine değil, işte birinci kanalda ve ikinci kanalda olan hoparlörleri değil. 8 kanal bir şey, işlemci. 8 tane kanala ayrı ayrı ayar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ister bas takın, ister midrange takın, ister hoparlör takın. Ne takacağınız sizi ilgilendirir. Ayarlarını bu işlemci yardımıyla kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ses sistemi işlemcileri sadece amfiler için midir? Hayır, değildir arkadaşlar. İster amfi ile kullanın, ister amfisiz kullanın. Bu tamamen size kalmış bir olay. Bakın burada ses sistemi işlemcisinin kabloları var. Kabloları vasıtasıyla bakın 4 tane aynı renkten var. 2 tanesi teybinizden gelen, 2 tanesi hoparlöre giden. Teybinizden geleni bağlıyorsunuz, hoparlöre giden. Ne oluyor? Yani teybiniz amfi kullanmadan da ses sistemi işlemcisi kullanabiliyorsunuz. Onun dışında teyp kullanmadan da bunu kullanabiliyorsunuz. Yani sadece ses sistemi işlemcisi kullanarak da müzik dinleyebilirsiniz. Bu da işin farklı bir güzel kısmı. Mesela teyp almak yerine bir işlemci alarak hem istediğiniz gibi ayar yapabilir hem de istediğiniz kalitede müzik dinleyebilirsiniz. Yani ses sistemi işlemcisi istediğiniz gibi ayar yapmaya olanak sağlayan, daha çok ayar seçeneği sunan ve onun dışında daha iyi ses potansiyeli yakalamanızı sağlayan, ister amfili ister amfisiz kullanabileceğiniz bir parçadır. Yani ses sistemi işlemcisi. Mesela bu işlemcide Bluetooth özelliği var ve aynı zamanda bilgisayara bağlanarak ayar yapılabiliyor. Nasıl bağlandığı, ayarların nasıl yapıldığını ilerideki videolarda anlatacağım. Şimdi buradaki amacımız ses sistemi işlemcisinin ne işe yaradığı ve hangi durumlarda kullanılabildiği. Hem bir yandan da sizlerle anlatırken hem de bu işlemci kullanım kısımlarını anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi. Burada da USB girişi var. Bu ne işe yarıyor? Bu USB kısmını kullanabiliyorsunuz. USB ile bağlantı kısmı var. Aynı zamanda Bluetooth ile bağlantı kısmı var. Ve az önce söylediğim gibi size bakın. Hani teyip olmadan da kullanılabiliyor demiştim ya. Takın. Teyipsiz. Teybe hiç gerek yok. Direkt işlemciyi de ses akışını sağlayabiliyorsunuz. Yani bir teybe de ihtiyacınız yok. Direkt ses akışını da sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz bir özelliği de var. Bunu bu şekilde kullanan arkadaşlar da var. Şimdi içinden bu tarz bir modül çıkar. USB modülü çıkar. Bilgisayara bağlantı kablosu çıkar. Ve işlemcinin kendisi çıkar.
Dediğim gibi bilgisayara bağlayarak bilgisayardan ayar yapılabiliyor. Bluetooth'la telefon yardımıyla ayar yapılabiliyor. 8 farklı kanala ayar yapılıyor. Teyip çıkışından da 4 farklı kanala ayar yapılabiliyor. Yani çok zengin bir şey içeriğine sahip, kullanım içeriğine sahip bu ürünler size daha zengin bir ayar seçeneği sunuyor. İşlemciler bu arkadaşlar, dediğim gibi ister kendini kullanın, ister teyiple kullanın, ister amfiyle kullanın. Arada fark var mı derseniz, tabii ki fark var. Amfiyle kullanımlarda daha iyi ses elde edersiniz. Aynı düşünün, bir hoparlörden teyiple kullandığınızda mı daha çok ses elde edersiniz, amfiyle kullandığınızda mı? Bunda da mantık aynıdır arkadaşlar. Amfiyle kullanımlarda daha iyi bir ses potansiyeli yakalarsınız. Bu da aklınızda olsun. Dediğim gibi bu şu an sadece ses sistemi işlemcisinin ne işe yaradığını sizlere anlatmaya çalıştım. Hangi durumlarda kullanılabileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunun dışında dediğim gibi bunun ayarları ve kullanımıyla ve montajıyla alakalı videoda paylaşacağım. İlk önce montajının nasıl yapıldığını, kurulumunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım bir sonraki videoda. Daha sonrasında da bu işlemcinin ayarlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Yine bu konuyla alakalı sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam, videonun başında da söylediğim gibi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.